Evet, bir başka izleyicimiz, hayırlı cumalar. Söke Sazlı'dan İbrahim selam ediyorlar hocam size. Bunun dışında en takip ediyorlar, Eskişehir'e selamlar. Adıyaman bizi selam yollar mısınız demişler. Adıyaman hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun inşallah. Evet, peki bir video sorumuz var, o soruyla devam edelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm Ellerinizi öperim. Hayırlı estağfurullah. cumalar. Benim sorum hiçbir dua bilmemeden namaz kılmak. İki tane dua biliyorum ama bu dualar dışında bilmiyorum. Namaz kılmaya gayret gösteriyorum ama dediğim gibi bu yarım yamalak bildiğim dualardan dolayı onlarla tamamlaya çalışıyorum. Bir kadar da öğrenmeye çalışıyorum. Tabii değil, yaşım bu arada 40. Hani bu ya neden öğrendim? Bir, her zaman sizin söylediğiniz gibi aradaki iblis tabi sırtımıza vurarak çalışmamızı söyleyen büyüklerimiz. Onlardan Allah razı olsun. Gerçi onlar rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bir büyüğümüz kulağımızdan tutup da bizi bir Kur'an kursumuza gönder. O yüzden de diyor ki birinci sorum yarım yamalak bilmiş dualardan dolayı kılarak namaz kıldığım o namazlarım kabul oluyor mu? İkinci sorumsa hocam biraz huzursuzum evimde. Hani bu huzursuzluğu gidermem için ne yapayım? Evet. Çok az dua biliyorum diyor Evet. izleyicimiz. Bu şekilde kıldığım namazlar kabul olur mu? Özetlemek gerekirse. Muhsin Bey, şimdi bu kardeşimiz Fatiha'yı bilirse, Kevser suresini bilirse, İhlas suresini bilirse, Ettahiyyatü'yü bilirse bunun namazı tamam. Namazı tamam. Ha. Ama yaşım 42 diyor, yani çok geçmiş anemem. Gelin bu psikolojiden de kurtulmaz. Tam ideal öğrenme yaşındadır kardeşimiz. Yani bunu da bahane etmemeli. Yani tekrar ederken zaten hepsi nedir ya, birer satır olarak sureler ya. Evet hocam. Yani öğrenmek hiç de zor değildir. Yani biz biraz edeceğiz. Yani ipi kuyuya girip çıkarken o taş da yer yapar ya. Ya benim aklım o taştan daha mı katı ya, daha mı sert ki hiç alamayacak, hiç yiyecek. Öyle nefsin bu sözünü tutmamalı. O halde madem ben surede bilmiyorum, iyisini kılmayayım. Bu düşünce son derece yanlıştır. Yani bildiğimiz surelerle namazı kaçırmamaya çalışalım. Evet hocam, en azından Fil suresi, Kureyş suresi, yani namazda sureler değil mi? Kevser. Bunlardan hepsini diyelim ki bilmedi. Kevser suresi ile İhlas suresi ikisi de birer satırdır. Bunları bilsin yeter. Bir de Fatiha olmamış olmaz. İlla namazda Fatiha olacak. Kevser, İhlas ve biatü lazım. Tahiyyata oturunca o lazım. Böylece namazı kurtarır mı? Kurtarır. Ama ideal olan nedir? Şu mübarek sözleri öğrenelim yani. Azmettikten sonra öğrenmesi hiç zor değildir. Değil. Bir video sorumuz var, o soruyu görelim. Hayırlı günler, hayırlı cumaların olsun. Mezarı sürekli çöküyor. Dolduruyoruz gene çöküyor. Acaba neden ki hocam? Ben bunu merak ediyorum. Hayırlı günler. Evet. Müsaadenizle hocam reklama gireceğiz. Bu reklamlardan sonra duyalım. Şimdi kısa bir ara, az sonra yeniden birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı cumaların olsun. Benim babamın mezarı sürekli çöküyor. Dolduruyoruz gene çöküyor. Acaba neden ki hocam? Ben bunu merak ediyorum. Oldu. Hayırlı günler. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlarda soruldu bu soru. Hatırlamış olduk. Hocam buyurun. Efendim, babasına cümle geçmişlerimize Rabbimiz rahmet eylesin. Amin. Yani ökmesi fiziki bir hadisedir. Bundan bir manevi bir anlam çıkarmanın yeri yoktur. Mesela Konya'mızda obruklar Doğru. oluşuyor. Betonarme binaların çöktüğü Doğru. görülüyor. Yani demek ki bu fiziki bir olaydır. Oradaki mezarın bulunduğu yerin çökmesi, yoksa bundan maddi manevi anlam çıkarmanın yeri yoktur. Peki. Hocam biz evvel ilk videoda izleyici vardı. Not almışım buraya. Onu atlamayalım.
O anda atladık, özür dilerim. Evimde huzursuzluğu gidermek için ne yapmalıyım diye de tavsiye istemişti izleyicimiz sorusunun dışında. Efendim Rabbimiz Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat! Senin huzuru yaratan, yaşatan Allah'ı anmak. Kad eflehel müminu. Müminler mutlular. Çünkü onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Demek ki yuvamda namaz ol. Allah'ı anmak olmalı. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ya Rab, gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Amin. Dilime akıcılık ver. Amin. Musa peygamberin duası. Sevgili peygamberimizin zaman zaman okuduğu şu dua. Allah'ını ala zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetik anmaya, sana şükretmeye, sana en güzel şekilde kulluk etmeye dair bana yardım et ya Rabbi. Amin. Yani demek ki yuvamızda Allah'a zikir okunmalı, namaz kılınmalı. Böylece yuvamızda aradığımız mutluluğa ulaşabiliriz. Peki, selamlar var. Onlara tekrar bakalım. Konya'dan takip ediyorlar hocam, selam ediyorlar size. Aleykümselam. Dijimiz Kahramanmaraş'tan selamlar, hayırlı cumalar demiş Mustafa Bey ve eşi Saniye Hanım, selam ediyorlar. Şanlıurfa'dan bizi izliyorlar, selamlar yollamışlar. Rize takipçiler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın da selamlaşalım buradan sevgili izleyenler. Telefon sorumuz var, telefon sorumuzu duyalım. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz, selamlar, buyurun. Alo, hoş bulduk. Sorunuz varmış hocamıza. Hocama hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Hocam benim bir miktar altınım vardı. Zekat veriyordum ondan önce. O altınlarla arsa aldım. Şimdi o arsaya zekat vermem gerekiyor mu? Ben ne yapmam lazım? Altındı. Bu altınların zekatını siz veriyordunuz. Sonra evet. Bu altınlarla arsa aldınız. Evet. Tekrar şimdi zekatla mükellef miyim diye soruyorsunuz. Evet, o arsaya zekatla mükellef miyim? Evet hocam. Ama amaç nedir? Şimdi bu hocam belki soru sormak ister. Bu arsadan maksat kendi kendine bu fiyatı artar, değerlenir. Ece ticaret yapmış olurum. Yani ticari amaç mıdır bu arsayı almaktan? Yoksa bir gün olur da ev, bir gün olur da bahçe kurarız gibi böyle bir düşünce mi? Yani kullanacak mıyım yoksa değerlensin sat diye ticari amaç mıdır? Bu ticari amaçsa zekat vermemiz gerekiyor. Yok hocam, hayır. Ticari amaçla almadım. Ben onu ev almak için de ileride ben kendim için ya da torunlarım için ev alabilmek için düşündüm. O zaman şu anda benim evim yok. Zekatla ilgisi yok o zaman. Zekatla ilgisi sana. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Zekatla ilgisi yok. Şayet ticari bir amaç olsaydı zekatla ilgisi zekatla vardı. Zekatla mükellef olacaktı. Telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Teşekkürler. Hayırlı cumalarımız olsun. Hayırlı cumalar. Adana'ya selamlar. Buyurun. Hocama bir soru. Hocam eşimle ilk tanıştığımızda benim direkt sorduğum sorulardan biri namazdı. Çünkü bu benim biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Kırmızı çizgimdi. Hani namaz kılıyor musun dediğinde evet kılıyorum, kılmaya çalışıyorum falan demişti. Ama sonralarda gördüm ki hani böyle namaz kılmadığını fark ettim. Hani bunun günahı nedir? Şu zamanda da hani söylüyorum, telafi etmesi için başlayabiliriz şöyle. Nasıl buna yardımcı olabilirim, ne yapabilirim? Bunun için bir dua var mı hocam? Cumalara gidiyor herhalde, değil mi? Evet evet gidiyor. Beş vakit namaz sizin bahsettiğiniz konu. Evlenmeden önce kılıyorum demişti. Yani direkt ama kılmaya çalışıyorum, kılıyorum evet. Demişti. Evet. Evet. Peki şimdi ne yapabiliriz diyor hocam. Ara ara ben söylüyorum diyor. Namaza beş vakit namaz kılması için ben nasıl davranayım? Eşime bu konuda onu kırmadan evet nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Efendim doğru, onu kırma. Şimdi ve aşiruhunne bil maruf, eşlerinizle hoş geçininiz. Rabbimiz öyle buyuruyor.
Yani kocacığım, seni çok seviyorum ama namaz Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Peygamberimiz gözümün nurudur. Ya. Yani her şeyi melek vasıtasıyla bildirirken Rabbimiz namaz görevini doğrudan doğruya Miraç'ta Peygamberimize bildirmiştir. O yüzden evinizin, Efendimiz öyle buyuruyor, evinizin önünden bir ırmak aksa, günde 5 defa yıkansan üzerinizde kis, pas, pir, kir diye bir şey kalır mı? Yani demek ki mani bir ruh banyosudur namaz. O yüzden namazla huzur buluruz, mutluluk duyarız. Yani o yüzden namazı bazen kılıp bazen kılmama. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazı bazen kılıp bazen yazıklar olsun. Rabbimiz öyle diyor. Yani kılınca huzur, kılmayan ızdırap duymayana yazıklar olsun diyor. Ama hanımefendi kardeşimiz onu sevgiyle, güzellikle ikna gerekiyor. Yani sen gavur musun? Sen niye namaz kılmıyorsun? Filan gibi sert, kırıcı üslupta değil. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.